177 bin liraya anlaştık. Sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle alıcılar en çok ikinci el araç için el sıkışıyor. Yaz aylarında canlanan ikinci el otomobil pazarı yaklaşan Ramazan bayramına sayılı günler kala daha da hareketlendi. Bayram öncesi araç hayali kuranlar otopazarının yolunu tuttu. Aracımızı satmaya geldik. Aracım 2007 model. 300 bin civarında para istiyoruz. 9 tane hava yastığı var. Peugeot 407 modeli. Konforlu bir araba, D segment. Vallahi 2006 model bir aracım. Makyajlı kasa diye geçiyor. 6,5 kasa. Şu an 270 lira istiyoruz. Hareketlilik olağanüstü bir şekilde var ama piyasa çok kötü. Araç fiyatlarını sabit tutamıyoruz. Sattığımız araçları yerine koyamıyoruz. Havalar ısındı, yaz ayları geldi. Bir de Ramazan bayramı yaklaşınca ikinci el otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik bekleniyordu. Ancak durum öyle değil. Samsun'daki bu otomobil pazarında araç çok ama alıcı yok. Bundan bir yıl önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Aracım 2000 model. Çok temiz bir araç. Hani model şeyine göre, yaşına göre. Fiyatı yani internete baktığın zaman o kişilerden daha ucuz. 370 lira değil mi? 420, 390 o civarlarda yazılıyor. Şimdi insanlar sadece fiyat soruyor. İşte çok yazmışsın da şu fiyatı olur mu bile demiyor yani. Sıfır araç olmayışından dolayı ikinci el yüksek. Yani bayideki olan listenin dışında daha yüksek satılan araçlar var şu anda. Bizim aracımız da böyle. Yani bu segmentte araç şu anda belki sıfıra 2022 modeli 700 bin lira. Şu anda 2019'da 600-650 bin bandında seyrediyor. O yüzden araç olmadığı için arz talep meselesi. Vallahi iyi olacak. Herkes bütçesine göre bakıyor araç. Peki bu dönemde en çok hangi araçlar tercih ediliyor? Şu anda araç almanın zamanı mı? Araç alacak olanlar öncelikle karar vermeli. Aracını satacak olanlar da piyasayı iyi araştırıp hemen kararını verip satmalı. Çünkü niye? Vatandaş model yükseltmek için aracını satacak. Sattığı aracın parasını hesabını aldın da yeni bir aracı bulması zaman gerektirecek. Bu sefer sattığı aracı aynı fiyat alma şansı olmayacak. Bunun için almak isteyen de satmak isteyen de fiyatını güncel tutup aynı gün kararını verip yapmalı bence. Vallahi şu an pek alıcı yok. Bayram önü daha hareketli olduğunu düşünüyorduk ama şu an bir piyasada bir durgunluk var. Bayram öncesi tezgahlar araçlarla dolu dedik. Hemen burada 3 adet farklı grupta araçlar var. Burada Panelvan grubu bir araç var. 2009 model, 159 bin kilometrede ve 495 bin lira fiyatı var. Hemen yanda bir hatchback araç var. O da görmüş olduğunuz gibi 2010 model, 47 bin kilometrede 383 bin 750 lira. Hemen onun yanında da sedan bir araç var. Ona da bakıyoruz. 2018 model, 100 bin kilometrede ve 478 bin 750 lira. Ya 100 bin TL'den başlıyor. Yani gidecek rakamı söyleyeyim mi? 800 bine kadar tüketim var. Hani 1 milyonluk araçlar artık sitelerden, ilan sitelerinden tüketiliyor.